Tabii değişimcilerin ipi göğüslemesiyle biraz dengeler şaştı mı? Bilek güreşine kim kazanacak Ümit? Nasıl gözüküyor? Ha, şimdi İstanbul mini kurultay diye mini kurultay, evet, güzel bir tanım. Evet, kimileri tarafından öyle alınlandı. Tabii bir tarafta değişimciler, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onlar da değişimci aslında ama değişimi hemen değil de biraz takvime yayalım. Yerel seçim sonrasına bırakalım. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bu diğer tarafta yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişim hemen olsun diyor. Mümkünse ben geleyim diyor. Veya benim desteklediğim biri gelsin diyor. Değişim içinde Kemal Bey evine dönsün diyor. Özetle. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da diyor ki yani değişim olsun ama bunu hemen böyle işte o gitsin bu gelsin şeklinde yapmayalım. Biraz daha altını dolduralım. Kemal Bey'in organizasyonunda olsun. Evet, Kemal Bey'in bilgisi ve rızası dahilinde olsun, kontrolü dahilinde olsun. Ve mümkünse de bu yerel seçimden sonra olsun diyor. Şimdi aslında iki tane net yaklaşım var ve bu. Şimdi İstanbul'da bu iki yaklaşım karşı karşıya geldi. Ve değişim hemen olsun grubu. Biraz şaşırtıcı bir şekilde. Galip geldi. Çok şaşırtıcı bir şekilde değil. Neden? Biz yine söz meclisten içeride de bunun altını çizmiştik. Olabilir yani son, konuşmuştuk. Evet. Erdoğan Toprak diye bir faktör var. Yani uzun yıllardır, 7 dönemdir falan galiba mecliste, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın olduğu bilinen bir isim. O tavrını Can Polat'tan yana değil, değişimci adaydan yana, Özgür Çelik evet, mi? Evet, Özgür Çelik. Evet, Özgür Çelik'ten yana koyduğunu ama bunun yani değişimin hemen yani değişimci olduğu anlamına gelmediğini, aksine Kılıçdaroğlu'nun devamından yana olduğunu ancak bu adayı desteklediğini söyledi. Şimdi bunun ne anlama geldiğini yorumladık biz burada, dedik ki ya bu iki anlama gelebilir. Bir, İstanbul'un kendi iç dengelerinde, işte Can Polat, Kaftancıoğlu ve iç siyasetindeki dengeler anlamında bir anlama gelebilir. İkincisi de zaten değişimcilerin kazandığı veya kazanacağı ihtimali güçlendiyse genel merkez ekibi Erdoğan Toprak'ı o bölgeye sevk ederek bir parça Kılıçdaroğlu karşıtlarının kazandığı algısını bir parça asitlemek istemiş olabilirler. Yumuşatmak demiştik. Böyle. Yumuşatmak ya, ama tamam, İmamoğlu'nun desteklediği aday kazandı ama sonuçta bu kazanç şu anlama gelir. Bu kazanç herkes bizim gibi. 4-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan kurultay listesinde 196 oyun rengini belli etmesi açısından önemli. Yani İstanbul'un 196 delegesi var. İzmir'in 56 değil mi? 52. 52 mi? Pardon, 55. 55 mi? Bak ikimiz de tam, hani, tabii doğal delegeler var, doğal milletvekilleri delegeler, var filan. 65'i buluyor milletvekilleriyle beraber, doğal delegelerle evet, beraber. İstanbul'da 200 hatta geçiyor 66, galiba. 67 oluyor galiba disiplin kurulu üyeleri vesaire. İstanbul'da milletvekilleriyle beraber 250'yi bulur. Yani aşağı yukarı. 200'ün üzerine çıkıyor. 196 tabii, doğal delegesi var. 200, hayır, evet, seçilmiş delegesi var İstanbul'un. Evet, evet. Dolayısıyla seçilmiş 1200 delegelik bir kurultayda İstanbul tek başına bir anlam ve ağırlık ifade ediyor. Ama ortaya çıkan bu 196 kişilik delege listesi Erdoğan Toprak'ın da işin içine girmesiyle beraber yarı yarıya grileşti mi? Yarı yarıya grileşti. Grileşti. Yani evet, hemen değişim olsun diyenlerin toplam oranı yani buradaki İzmir'de siyaseti takip edenler tarafından bakıldığında %50 %50 dediler, diyorlar. Evet. Ha, değişimcilerin iddiası farklı. Yani %75'ini biz aldık. Biz alırız diyorlar. Evet. İşte tabii ki Erdoğan Toprak'ın başını çektiği grup var vesaire var. Yani evet, değişim kazandı ama %100 değişim kazandı diyemiyoruz. İşte bu tip yorumlardan dolayı diyemiyoruz. Hı hı. İstanbul'un kendi iç dengeleri nedeniyle. Şimdi ancak İstanbul Kongresi'nin bir psikolojik etkisi var. Yani İstanbul Kongresi değişimcileri biraz daha yüreklendirmiştir. Yani İzmir'le başlayan süreçte İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun delege yapısı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na imza verdi İzmir. 55 imza verdi. Evet. Tamam, yani, verdi yani, bir tane verdi. Bir Karşıyaka Belediye Başkanı dışında evet, 55 imza Kemal Kılıçdaroğlu'na yana desteğini açıkladı. Şimdi İstanbul'un da işin içine girmesiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 4-5 Kasım kurultayı biraz bilmeceye dönüştü. Yani
Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı bu sahnede dengeler bir parça açıkçası değişti. Hı hı. Şimdi ne yönde değişti? Benim tahminim Kemal Kılıçdaroğlu eğer Özgür Özel'le yarışırsa seçimi alır. Alır. Fakat büyük fark atamaz. Ve parti meclisinde de çarşaf listeyle beraber bugün olduğu gibi bir tablo. Bugün de çünkü yarısı muhalif, yarısı değişimden yana gelenekselce görünüyor. Bugün olduğuna yakın bir tablo oluşabilir. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sürecindeki atamalarında elini çok zorlar. Yani ister istemez değişimcilerle de uzlaşarak adayların belirlenmesi anlamına gelir. Ben başka bir şey daha söylüyorum. İstanbul Kongresi kurultaya etkisi üzerinden düşünüldüğünde AK Parti'nin dahil yerel seçim sürecindeki tüm hamlelerin değiştirecek bir şey oldu İstanbul Kongresi. Evet. Kurultay değişirse İzmir'de aday değişir. CHP'nin adayı değişir. CHP'nin adayı değişirse AK Parti'nin adayı değişir. Evet. Birçok değişkeni ateşleyecek bir parametreye dönüştü. Yani öyle bir öyle bir etki uyandıracak Türk siyasetinde. Yani İstanbul Kongresi Özgür Özel'in başka bir yorum var çünkü. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Kongresi'nden aldığı güçle bizzat Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabileceği değerlendiriliyor. Şimdi İmamoğlu bizzat çıkarsa seçimin nasıl sonuçlanacağına dair benim öngörüm değişir. Özgür Özel'le yarışırsa Kılıçdaroğlu kazanır. İmamoğlu ile yarışırsa onu bilemiyorum. Karadeniz çözülür, başka iller çözülür. Değişimciler biraz daha alevlenir, ateşlenir. Evet. İmamoğlu iddialı bir aday çünkü. Bu durumda İzmir'de çarpın etkisi çok olacak. İzmir yani dahil birçok yerin siyaset kartları yeniden karılır. Şimdiden görüyoruz bir takım hazırlıklar var. Ismarlama tırnak içinde olduğunu çok iyi bildiğim düzmece anketlerle İzmir'de değişimciler sonrasına yönelik kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. İşte efendim Selin Sayek Böke'nin birinci çıktığı, ya biz de anket yapıyoruz ya ben 3000 kişiye integral olarak soru sormuşum kimi istiyorsunuz diyor. Bir tane bile Selin Sayek Böke yok. Ha 5 yıl önce vardı. Ya bunun için anket bile yapmaya gerek yok. Yani Selin Sayek Böke'nin birinci çıktığı anketler açıklanıyor ki Selin Sayek Böke İstanbul Değişim ekibinin merkezinde o malum basına yansıyan toplantıların odağındaki bir isimdi biliyorsunuz. Yani şunu diyorlar. Yani ki aynı ankette şey de var. Buğra Gökçe de var. Onu servis edilen ankette. Yani İstanbul üzerinden servis edildiği. Hadi Buğra Gökçe İzmir'de genel sekreterlik yaptı. Biraz tanınır. Selin Sayek Böke. Ya o da milletvekilliği yaptı İzmir'de ama. İyi de çıkalım sokağa yani 10 kişiye soralım adını bilmez insanlar. Ya biz sorduk. 10 kişiye değil 3000 kişiye sorduk. Evet. Sorduk. Bitişi bile yok. Sorduk. Sormuşu var. Yok. İnanmıyor musun? Yok. Hayır ben de destekleyici söylüyorum. Şimdi bırak olsun adını bilmez diyorum. Yani sen olsun mu olmasın mı diye sordum herhalde. Şimdi bunu şu an ben adını soralım diyorum. İşte değişimciler kazanırsa İzmir'de bir aday değişikliğine gitmek için zemin hazırlamaya yönelik operasyonel yani operasyonel hareketler. Ama bari bunu daha biz bunları görüyoruz. Bunu şey yapsınlar. Şey ya. Akılcı yapsınlar yani. Selin Sayok ama ellerinde gibi. O var. Kadın aday bilmem ne. Yani genel başkanın zafiyeti var. Genel başkan yani İzmirli, Batılı bilmem ne falan hani böyle İzmirli değil tabii Selin Sayok Böke ama. Evet ben bir es vereyim bu konuda. Selin daha sözcüklerim var biliyorum ama.